Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kış aylarını çok seviyorum. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin en fazla yetiştiği bu dönem Eylül, Ekim aylarına bayılıyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kereviz, bol yeşil yapraklı kereviz. Biz çocukluğumuzdan beri kereviz yiyen bir aileyiz. Ailemizden öyle gördük ve damak tadımıza çok uygun bir sebze. Kereviz arkadaşlar maydanozgil ailesindendir. Faydalarını saymak gerekirse içinde bol miktarda C vitamini, beta-karoten içerir. Antioksidan özelliği vardır. Bir kök sebzedir aslında ama ben ilk kez İstanbul'a geldiğimde bu kadar büyük köklü kereviz gördüm. Çünkü İzmir'de kerevizler kökleri çok küçüktür. Bol yeşil yapraklı yetişir. Biz hep öyle annem çok güzel ekşili limonlu kereviz yemeği yapardı bize. Severek yerdik. Neydi faydaları? İçinde bol miktarda C vitamini, karoten içeriyor. Zaten yeşil yapraklı olduğu için bol miktarda içinde A vitamini var, K vitamini var. Düşük kalorilidir. O yüzden de diyet yapan kişilerde zayıflama programlarında ya da menülerinde kullanılır. Bu yeşil yapraklı tabii kerevizin başka faydaları da var. En önemli özelliklerden biri arkadaşlar böbrek üstü bezini çalıştırır. O yüzden de sinir ve yorgunluğa iyi gelir. Böbrekleri çalıştırır, idrar attırıcı özelliği vardır. Bu sebepten dolayı da eğer böbreğinizde kum ya da taş varsa onun atılımını da kolaylaştırır. Aynı zamanda kereviz kanı da temizler. Bu sebepten dolayı yüzünüzde ve vücudunuzda çıkan sivilcelerin de tedavisinde etkilidir. Diğer faydalarından bir tanesi de arkadaşlar karaciğeri temizler. Karaciğeri dinlendirir. O yüzden karaciğerdeki şişkinliği de azaltır. Sarılığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Yani dediğim gibi bu kereviz inanılmaz faydası olan bir sebze. Mutlaka menülerinizde bunu kullanın. İçinde bol miktarda magnezyum, potasyum ve sodyum içerir. İdrar söktürücü özelliğinden bahsettik. Nerede? Adet düzenleyici. Adet düzenleyici özelliği vardır. Aynı zamanda da afrodizyak özelliği olduğundan dolayı da cinsel gücü de arttırdığı söylenmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu kerevizden neler yapabiliriz? Bunu arkadaşlar haşlayıp zeytinyağı ve limonla salata şeklinde yiyebilirsiniz. Çiğ tüketebilirsiniz. Ve kavurarak un, limon, yumurta terbiyesi yaparak çorbasını yapabilirsiniz, yemeğini yapabilirsiniz, etli yemeğini yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi çok tüketiyoruz. Ben çocuklarımın da bol bol sebze çorbalarına, sebze yemeklerine katıyorum. Biz alırken neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Köklerinde minik minik bu kök kısmında arkadaşlar minik minik saçakları vardır. Saçaklı almaya dikkat edin. Saçakları kesilmesin. Saçaklı almaya dikkat edin. Aynı zamanda şu saplarının kalın olanlarını tercih edin. Kalın ve böyle gördüğünüz gibi güzel yeşil tonlarda olması gerekiyor. Çok koyu yeşil olursa onlar biraz sapları sert olabilir. Alırken dediğim gibi şu kök kısımlarının yapraklarının başladığı yerlerin kalın olmasına dikkat edin. Şimdi ben bunu kütür kütür böyle pişmeden de yiyebilirim. Tadını da çok severim. Ama dediğim gibi kereviz yemek herkes yemez. Kokusunu sevmez. Kokusu ağır gelir. Eğer buna alışık değilseniz yemek sizin için biraz sorun olabilir. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Pazardan bol miktarda yeşil ama taze yeşil kereviz yakaladım. Size söyleyeyim 10 demet aldım. Şimdi ben bunları ince ince kıyacağım. Buzdolabıma kaldıracağım arkadaşlar. Neden? Çünkü çocuklarıma sebze yemeği yaparken, sebze çorbası yaparken kullanacağım. Size de özellikle mercimek çorbası yaparken tavsiye ederim. Mercimek çorbasının içerisine şöyle iki dal atın arkadaşlar. Vallahi tadını çok beğeneceksiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi ben kerevizlerimi buzluğa nasıl kaldırıyorum? Size bunu paylaşacağım.
Evet arkadaşlar, pazardan almış olduğum bol yeşil yapraklı kereviz yapraklarımızı daha önce güzelce yıkadık. Suyunu kuruttum. Böyle ince ince doğradık ve buzdolabı poşetlerine koyduk. Tabii buzdolabı poşetlerine koyduktan sonra derin dondurucuya koyuyoruz. Pişirmenin de püf noktası var arkadaşlar. Dondurduğunuz sebzenizi, özellikle kereviz gibi sebzelerinizi çözdürmeyeceksiniz. Çözdürmeden direkt pişireceksiniz. Mutlaka menülerinize dahil edin. Eğer daha önce yemediyseniz, kokusundan dolayı yemeği tercih etmediyseniz, mutlaka azar azar çorbalarınıza, özellikle de mercimek çorbasına çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğendiğiniz videolarınızı da yakın arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.